İyi akşamlar. 18.30 randevunuza hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben Erol Küçükoğlu. Takvimler 14 Aralık gösteriyor. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Ve bu iş gününde de geride bıraktık. Gün içerisinde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz akşam bülteniyle karşınızdayım. Sayın seyirciler, Türkiye'yi yasa boğan o kanlı terör saldırısının gerçekleştiği İstanbul'da, Beşiktaş'ta bulunan Şehitler Tepesi'ndeki bir haberle bültene başlıyoruz. Saldırının gerçekleştiği alana sivil toplum örgütleri, siyasiler ve vatandaşlar karanfil bırakmaya devam ediyor. Ordulular da bugün aynı adresteydi. İstanbul'da faaliyet gösteren Ordulular Platformu ve Ordu Dernekler Federasyonu da saldırının olduğu bölgeye gitti. Hem karanfil bıraktı hem de açıklamalarda bulundu. İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör olayı sonrası İstanbul'da faaliyet gösteren Ordu Dernekleri de Beşiktaş'a akın etti. Ordular Platformu ve Ordu Dernekler Federasyonu öncülüğünde Beşiktaş'a gelen Ordu Dernekleri açıklama yaptı. Olayın yaşanmasının ardından ismi Şehitler Tepesi olarak değiştirilen yere gelen Ordu Dernekleri birlik ve beraberlik mesajları verdi. Umut bağladığı cennet vatanımızı her türlü sıkıntıdan, kederden bertaraf eyle Allah'ım. Amin. Ordular Platformu Başkanı Gülcan Özkaya, birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde göstermek için buradayız diye konuştu. Zor bir süreci yönetmeye çalıştığımız bu günlerde bizler de ordulu sivil toplum kuruluşları olarak bir ve beraber olmanın, kardeşliğimizi pekiştirmenin, birbirimizle iyi geçinerek milli, manevi ve kültürel değerler çatısı altında kenetlenmenin önemini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmek niyetiyle bugün buradayız. Gülcan Özkaya, bunlar karşımıza çıkacak cesaretleri olmadığı için böyle alçakça planlar yapıyorlar, dedi. Bu haince ve alçakça eylemlere sabrımızı sınıyorlar. Karşımıza çıkacak cesaretleri olmadığından haince planlarını yerli iş birlikçileriyle tezgahlıyorlar. Bizler yeryüzüne sevgiyi, barışı, adaleti aşılayan bin yıllık bir geleneğin ve şanlı ecdadımızın şerefli nesilleri ve temsilcileriyiz. Özkaya, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz, dedi. En büyük silahımız, gücümüz, birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Sabırla kenetlenip güçleneceğiz. Çok çalışacağız, üreteceğiz. Ve yeniden güçlü Türkiye olacağız. Ve unutmayacağız yeryüzünde bir varlığı temsil ettiğimizi. Ve göreceğiz ki o zaman Allah bizimle beraber olacak. Batıya seslenen Gülcan Özkaya, sen bir zavallısın, dedi. Buradan elini kana bulamış bütün şer odaklarına Batı'ya sesleniyoruz. Ey Batı, sen bir zavallısın. Dünyaya zulüm ve gözyaşından başka hiçbir şey vermediniz. Şimdiye kadar ki bütün kazanımlarınızı zulüm, işkence, sömürü, gözyaşı üzerine kurdunuz. Ve kendi halkınıza bunu refah diye yutturdunuz. Ey hainler topluluğu, sonunuz çok yakın. Gözünü şehitliğe dikmiş bir milleti siz neyle korkutabilirsiniz? Bizim Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda vatana bayrağı göğsünü siper etmiş ecdadımızı öldü mü zannediyorsunuz? Bizim göğsü imanlı neslimiz, seyit onbaşılarımız, nene hatunlarımız yok mu sanıyorsunuz? Yoksa siz şehitler ölmez, vatan asla bölünmez bilmiyor musunuz? Daha sonra konuşma yapan Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Çelik ise Türk milletinin birlik ve beraberliğine değindi. Burada yapılan haince, kalleşçe yapılan bu saldırı karşısında tek yürek oldu. Zaten biz millet olarak yapılan bu saldırılara, haince yapılan bu saldırılara her zaman tek yürek olarak cevap verdik. Onlar bu bombalarla ülkemizi, vatanımızı, milletimizi parçalayacaklarını sanıyorlar. Ama her patlatılan bomba bizlerin kardeşliğini, bizlerin sabrını daha da sıkılaştırmakta. O yüzden bu hain terör örgütlerine buradan bizler de ordular adına şunu söylemek istiyoruz. Hiçbir zaman amaçlarına, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Bir açıklamada Fas'ta Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş'tan geldi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen karanlık güçlerin bu hain saldırısını
Hasta Dernekler Federasyonu olarak nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda canlı hayatlarını kaybeden güvenlik görevlilerimize, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yapılan konuşmaların ardından hep bir ağızdan edilen dualara amin denildi. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşr-ü cem eyle. Amin. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım. Amin. Daha sonra olayın yaşandığı yere ordu dernekleri tarafından karanfil bırakıldı. Thank you.